Ne yapıyorsun canım? İyi. Yemek siparişi vermeye çalışıyorum. Hayırdır? Ya düşündüm, şimdi acaba dedim karantin döneminde insanlar sadece evlerinde mi yemek pişiriyorlar? Dışarıdan yemek söylemek ne kadar hijyenik? Onu İşte ben de öyle diyorum, hayırdır? yani hayırdır, hayır. Hayır, hayır. Daha doğrusu evet, yemek sipariş verelim diyorum. Ne yiyeceğiz? Güzel soru sordun. Şu an ben de onu düşünüyordum. Ne yiyelim? Burger yiyelim mi? Yani evde pişiremediğimiz şeylerden bir tanesi şu an burger. Güzel bir tane Evet. burger söyleyelim Ben o bence. kadar becerikli değilim. Bak ağzım sulandı. Bu arada yemek videoları çekiyordum ya ben. Evet. Dışarıda yediğim yemekleri, o suşileri falan böyle yerken insanın canı çekiyormuş. Bazı arkadaşlarımızın canı çekiyormuş. Arkadaşlar hakkınızı helal edin gerçekten. Bak size o duyguyu verebilmek için öyle sadece yedik ya işte. Yemek siparişi verirken yemek sepetini kullanıyoruz. Hatta şu anda ben diyorum ki güzel birer tane yemek sipariş verelim. Bak dur bir Nereden? dakika. Ne yiyeceğiz? Dur o kadar reklam yapmayalım şimdi. Sponsor film şeyi değil bu, videosu değil. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Biliyorsunuz karantina döneminde hepimiz sıkıldık. Evlerimize kapandık. Dışarıya çıktığımız yok. Bak Emir Bey bile sıkıldı şu an. Hatta orada diyor ki alın beni artık buradan. Karantin döneminde şu an bir numaralı gündem hijyen. Dışarıdan yemek sipariş vermek ne kadar hijyenik? Ya bunu test edemeyeceğiz büyük ihtimal. Nasıl test edemeyeceğiz? Biz şimdi yedikten sonra artık bize ne olacağını siz bilmeyeceksiniz. Yani çocuk nasıl getirecek ona göre bakacağız. Yani Değil mi? Yani çocuk normal. Maskeli mi getirecek? evet hangi şekilde gelecek bize? Değil mi? Şimdi bir de maskesiz falan geliyormuş bütün herkes. Eldivensiz falan. Evet, merak ediyorum. İnsanlar şu an özellikle kuryeler, yemek siparişi atan kuryeler nasıl yapıyorlar bunu? Maske takıyorlar mı? Eldiven kullanıyorlar mı? Mutfak tarafını bilmiyorum. Bununla Bir de ilgili temassız ödeme var mı acaba? Yani kart vermeden. o yemek sepetinde var canım ya. Kartla ödemek istiyorsan Öyle öyle mi? bir buton seçebiliyorsun. Ama temassızı kullanmıyorlardı. Onu da denemiş olacağız. Temassız bu sefer kullandıracaklar mı? Bunların hepsini kontrol etmiş olacağız, check etmiş olacağız. O zaman ben siparişi veriyorum. Tamam. Bakabilir miyim Tabii ki neyi? bakabilirsin ama Ne burada yiyeceğiz? reklam yapma. Dur, reklam yapma. Sponsor yok. Okey. Burger ister misin? Olur. Kafama göre verebiliyor muyum siparişini? Yani Ne vereyim abime? ne vereceksin bana? Chicken mushroom burger menü ister misin? Şaşırt beni. Şaşırt beni. Ben bundan şu an sipariş veriyorum kendime. Sen isteme. Ben gördüm ve hemen istedim. Sepete ekledim. Sen ne istersin? Chicken honey mustard. No. Mustard. No. Honey mustard. No. Chicken tropic burger. No. Chicken ranch menü. No. Ranch burger. No. Cheeseburger. İçinde ne var? İçinde Chicken cheeseburger. chicken cheeseburger tabii. İçinde baharatlar ile marine edilmiş ızgara tavuk, cheddar peyniri, iceberg marul, domates, turşu, karamelize soğan. Tamam, bu olur. İçecek seçiminiz ne olsun hanımefendi? Ayran? Ayran olsun. Ayranı bir ben içmiyorum. Neden içmiyorum? Neden içmiyorsun? İçmiyorum çünkü. Ben biliyorum neden. Sen biliyorsan niye söylesin? Senin takipçiler Arkadaşlar çok merak ediyorsanız aşağı sorun cevaplayacağım. Söz veriyorum cevaplayacağım. bilmiyorlar. Vallahi bak. Evet şu anda siparişi Tamamlandı mı? veriyorum. Bir dakika. Teslimat adresi bugün hemen şimdi kart kısmında kredi kartı. Bak görüyor musun? Kredi. Ha bak. Temassız Tamam. teslimat istiyorum Anladım. butonuyla. Yani burada ne demek oluyor? Temassız teslimat istiyorum butonu. Siparişiniz elden değil kapınıza asılarak teslim edilsin. Adam zile basıp kaçıyor. Tamam, zile basıyor. Paketi koyuyor kaçıyor. Tabi bunun için büyük ihtimal senin siparişin ödemesini şimdiden yapman gerekiyor. Bize buna gerek yok. Biz kredi kartıyla temassız ödeme yapılabiliyor mu ona bakmış olacağız hem. Onu da test edeceğiz. Siparişi verdik. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak az önce gördüm maskesi var. Çıkartmazsa iyi. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim. Temassız var değil mi? Ay var. Süper. Tamam.
zaman. Tebrik ederim. Maske, eldiven, her şeyi yapmışsınız. Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Tekrar süper. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Eldiven de vardı, maske de vardı. Temassız da yaptık. Vallahi bence yemek bu arada tam 35 dakikada geldi. Süper bir zaman bence. Şöyle gayet şık. Şurada patates kızartması var. Burada hamburger var. Çok güzel bir kutuda göndermişler. Yanında tabii ketçabı mayonezi var. Ve Warren Buffett yapıyor ya böyle. Günde 6 tane kahve kola içiyormuş o, biliyor musun? 5 tane pardon. Adam 70 yaşında günde 5 tane kola içiyor. Adam 70 yaşında bir şey olmuyorsa siz de İçin anlamına gelmiyor bu. İşte böyle açalım şunu. Yalnız bir şey diyeyim mi? Burger gerçekten çok iyi ya. Bak canınız çekmesin ama bak. Vallahi canınız çekmesin. Sonra boğazında kalır. Bakar mısın şuna? Uf. İçerisinde mantar var. Mantarlı söyledim. Arkadaşlar ne olacak bu karantin günleri? Arkadaşlarımın çoğu spora başladı. Salonları terk edip evlerinde spor yapmaya başladılar. Ağlanacak halimize gülüyoruz tabii. İnanıyorum ki güzel günler yakında. Kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günlerde diyen arkadaşlara ithafen ben de tam tersini söylüyorum. Kötü günler geride kaldı. Şimdi güzel günler ileride bizi bekliyor. Yani öyle düşünmemiz gerekiyor. Çünkü başka türlü elimizden şu an hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Yapabileceğimiz en güzel şey kendimizi motive etmek ya da avutmak, artık neyse bunun adı. Ben turizmciyim. Antalya'da yaşıyorum. Birçoğunuz da zaten biliyor bunu. Burada sadece yani büyük bir buranın geçim kaynağı oteller. Ya burada yüzlerce, düzinelerce otel var. Artık sayısını ben hatırlamıyorum şu an. Çünkü her sezon birkaç tane açılıyor. Öyle söyleyeyim, her yıl. Bütün oteller kapalı. Ülkeye giriş çıkışlar zaten uçak firmaları, uçak şirketleri bütün uçuşlarını durdurdu. Hatta bu sabah okudum, Amerika İstanbul arasında Türk Hava Yolları New York İstanbul uçuşlarını da durdurdu. Yani durum böyle daha fazla devam ederse gerçekten sıkıntılı günler kapıda ama bütün dünyada aynı anda sistem çöktüğü için kimsenin yapabileceği bir şey yok. Herhangi bir ilaç üretilmedi, herhangi bir çözüm yok. Henüz, şimdilik umuyorum çok kısa sürede olacak. Ama bakalım neler olacak, neler bitecek. Biz de her gün haberlerde sizler gibi onları izliyoruz, bakıyoruz. Yani inşallah güzel günler acele eder, bir an önce gelirler. Şimdi hamburgere geçelim. Hamburgerin tadıyla. Ya bu bildiğin mukbang mıydı? Neydi o? Mukbang değil mi? Mukbang videolarına döndü. Mukbang mı diyorlar? Siz Türkler nasıl diyorlar? Kocaman burger bu ya. Kaç gram yazıyordu üzerinde? Et 220 gram. 220 gram değil mi eti sadece? Hı hı. Tavuğun. Türkiye'de gerçekten bak yurt dışına her çıktığımda, restoranlara her gittiğimde bunu dile getiriyorum. Abi restorana oturuyorsun, menünün üzerinde yemek karşısında gramı mutlaka yazıyor. Hatta abartmışlar, bazı restoranlarda karşısında bir de kalori oranı yazıyor. Yazmayın baba kalorisini, çok önemli değil ama en azından gramajını yazın. Yani ben yemek sipariş vereceğim. Ne geleceğini bilmiyorum. Geçenlerde restoranda dondurma gibi bir şey söyledim. Resmi o kadar güzel zoom yapmışlar ki wow dedim, kocaman bir şey gelecek. Lan bir getirdiler şu kadar. Ben bunu mu söyledim şimdi o kadar fiyata? Yani en azından karşılığını yazın da biz de bilelim ya. Ha? Ne ya? Güzel mi? İngiltere Başbakanı da 10 dakika önce hastalandığını şu anda duyurdular. Enteresan bir şey değil mi? Dünyada şu anda bu hastalığın, koronavirüsten bahsediyorum tabii ki koronavirüs, bilinçli yapıldığını silah olarak kullanıldığını düşünen bir kitle var. Bir de bunun öyle olmadığını düşünen bir kitle var. Yani tamamen ikiye ayrılmış bir insan topluluğu var, düşünce ayrılığı var. Bunun yanında bir de ülkelerin almış oldukları politikaları var. Yani politika düzenleri. Şimdi şöyle, kimisi karantin ilan ediyor. Sokağa çıkmayın diyorlar. Rusya bu arada 23 Mart'ta ya da 24 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam daha yeni sokağa çıkma yasağı mı karantin ilan ediyor.
Yani kimi ülkeler çoktan artık yola çıktılar ama kimileri daha hala yeni yeni bu düzene geçmeye çalışıyor. Bunun tabii ki en önemli sebeplerinden bir tanesi ekonomi. Yani bugün Hollanda, İsviçre ve İngiltere koronavirüsü ilk başta normal salgın bir hastalık değil de sıradan bir virüs olarak algıladıkları için hala karantina almamışlardı. Daha sonradan bununla ilgili bir tedbir aldılar ancak diğerleri gibi değildi bu. Çin'de mesela bir anda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Herkes sistematik bir şekilde evlerinde kaldı. 14 gün, 20 gün neyse artık içeriden çözdüler bunu. Ancak şu anda dışarıdan gelenler artık getiriyor onu. Getirdiler daha doğrusu. Şu an tekrar oluştu Çin'de. Vaka sayılarının artışından bahsediyorum. Ama İngiltere sürü psikolojisi uyguladı. Bu nedir? Mesela bundan bir kaçış yok. Önemli olan biraz biraz kontrollü bir şekilde insanlara yayarak bağışıklık sistemini güçlendirip bu şekilde bundan kurtulmaktı amaçları. Ama bu ne kadar tabii sağlıklı bir politika, bunu zamanla göreceğiz hep birlikte. Başbakanı da zaten bugün hastalandı. Hastalanmayacağız diye bir şey yok. İlla ki hastalanabilirsiniz. Olanlar hatta tekrar hastalanabiliyorlar. Koronavirüsüne yakalananlar tekrar iyileştikten sonra bana bir şey olmaz, ben zaten bağışıklık kazandım diye düşünseler de öyle bir şey yok. Tekrar bağışıklık kazanabiliyorlar. Geçenlerde İtalya'da sanırım bir tane adamın 6 gün 6 gece boyunca bir tane kapsülün içerisine yerleştirdikleri görüntülerini gördüm. Su altında nefes almaya benzetmiş yani bunu tarif ederken. Bu işin şakası yok. Önlemimizi alalım. Sokağa çıkmayalım. Yani sokağa çıkacaksanız da baba gidin sadece markete hızlı bir şekilde gidin gelin ya da atıyorum acil, çok acil bir işiniz varsa onları görün gelin. Ya buradan bakıyorum gerçekten araba kaynıyor her yer. İnsanlar aldırış etmiyor. Hala sokaktalar. Yani siz geziyorsunuz diye biz içeride boşu boşuna mı 14 gündür duruyoruz? Yani bu mudur bunun açıklaması? Baba evinizde kalın. Yormayın insanları. Bir an önce olsun bitsin şu işte. İşimize gücümüze bakalım gerçekten. Diğer sektörler de şu anda kan alıyor. Yani birçok arkadaşım şu an ücretsiz izne gönderildi. Herkesin ama faturası gelmeye devam ediyor evine. Yani bununla da ilgili söyleyecek çok şey var da. Yedin mi sen burgerini? Arkadaşlar bence tabii her gün dışarıdan yemek söylemek maddi açıdan şöyle bir durumda çok mümkün olmasa da bu konuda gerçekten yemek sepetini tebrik ediyorum. O zihniyetle çalışan diğer arkadaşları da tebrik ediyorum. Onlarla bağlantılı çalışan restorancı arkadaşları da tebrik ediyorum. Yani isteseler de takmayabilirlerdi. Herkes kendinden gerçi sorumlu ama yani şu örnek vermiş olduğu güven evde hijyenik olarak yemek yediğim hissini ben inandım ya. Ben inandım. Evde hijyenik olarak yemek yiyorum şu an yani. Bence gayet güzel. Güvenilir olduğu çok açık. Çünkü gerçekten güzel kapalı kutularda maskeli eldivenli arkadaşlar getiriyor. Teşekkür ederim bunun için. Arkadaşlar kafanıza göre takılın. Çok da kasmayın. Hayat kısa. Kendinize bakın. İleriye bakın. Eğlendiğinize bakın. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz.